Köylü milletin efendisidir sözünden yola çıkarak üreticimizin sesini duyurmak ve onlara soluk olmak için düzenlenen bir festivalde daha bulunmaktayız. Birinci Çamyayla Barbunya ve Fasulye Festivali'ndeyiz. Topraklarda Allah bahşetmiş dedik ya bize, ödüllendirmiş adeta. Dünyanın en güzel, en verimli toprağını yine kadınıyla, erkeğiyle, en güzel ellerle işleyerek barbunyasını, fasulyesini yetiştirerek hem geçimini sağlıyor hem de bizim yaşamamızı kolaylaştırıyorlar. İki hafta önce de karşıdaydık, Aydın Dağları'nın olduğu yerdeydik, Bıçakçı'daydık. Orada da yine sizler gibi barbunyasıyla bu kez onlar çok fazla kazanamıyoruz diye bir de ürün değişikliği yapmışlar, çileğe dönüşmüşler. Şu an Türkiye'nin en güzel çileği Bıçakçı Ovacık Yaylası'nda yetiştiriyor. Demek ki çiftçimiz, tarımdan geçimini sağlayan insanımız aklını kullanırsa, becerisini kullanırsa daha iyi kazanmak için ürün değişikliği de yapabiliyoruz. Bu festivallerimizde çalalım, söyleyelim, oynayalım değil. Gerçekten bu dağlarda, özellikle bugün Çamyayla'da, Başova'da, Horzum'da, Bebekler'de, Subatan'da, Gölcük'te ve Bozdağ'da neler üretiliyor? Bunlara Türkiye'yi anlatmamız lazım. Üreticinin emeğinin değerlenmesini istiyoruz. Alın teri kurumadan parasını alsın istiyoruz. Mustafa Kemal de diyor ki, köylü milletin efendisidir. Efendisi olmalıdır demiyor. Kadınıyla, erkeğiyle köylü milletin efendisidir. Biz de 3 yıl önce bu köylerimize, mahallelerimize geldiğimiz zaman dedik ki biz derman belediyeciliği yapacağız. Derman belediyeciliği ne demek? Üretenin ürettiği yerde mutlu olması, çoluğunun çocuğunun geçimini sağlayabilecek kadar ürünün değer bulmasıdır. Ama anladık ki çiftçi olmazsa, tarım olmazsa hayat olmazmış. Hepiniz Çamyayla mahallemize hoş geldiniz. Mahallemizde ilk kez gerçekleşen üreticinize destek ve yeresel ürünlerimizin tanıtımına yardımcı olan bu festival için başta başkanım Sayın Mehmet Eriş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinize iyi eğlenceler diler, saygılar sunarım.